Şimdi arkadaşlar taban aritmetiğini inceleyelim. Öncelikle tanımı. X elemandır pozitif tam sayı ve x'imiz birden büyük. X'imiz bir sayı tabanı olmak üzere x tabanında yazılabilen rakamlar şunlardır. Sıfırdan başlayarak x eksi 1 de dahil olmak üzere x'e kadar olan ifadelerdir. Burada x tane rakam var. Bunu unutmayın. Öncelikle ABC tarzında bir ifadeyi x tabanında yazdığınızda içeride yazılan ABC'miz mutlaka ve mutlaka x'ten küçük olmak zorunda. Mesela biz onluk tabanda çalışıyoruz. Yazabileceğimiz rakamlar 0, 1, 2, nokta nokta 9'a kadar olmak zorunda. Farklı bir tabandan bir sayıyı onluk tabana çevirmek çok basittir. İlk önce üstlerine onluk tabanda da bunu yapmıştık basamak kavramında. 0, 1, 2 yazıp sadece x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2 yazdıktan sonra tek tek altındakilerle çarpıyoruz. Yani a çarpı x kare artı b çarpı x üzeri 1 artı c çarpı x üzeri 0 şeklinde yapabiliriz. Örneğimizi inceleyelim. Öncelikle 5 tabanındaki ifadeyi onluk tabana şöyle çevireceğiz. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Daha sonra altındaki basamaklarla tek tek çarpıp toplayacağız. Yani 2 çarpı 5'in karesi artı 3 çarpı 5 üzeri 1 artı 4 çarpı 5 üzeri 0. Şimdi üstlerini açalım. 2 çarpı 25 artı 3 çarpı 5 artı 5 üzeri 0 da 1 demekti. 4 çarpı 1. 50 artı 15 artı 4. Yani cevabımız 69 gelecektir. Onluk tabanındaki herhangi bir ifadenin altında onu yazmayız arkadaşlar. Çünkü bizim kullandığımız bir ifade. Bu nedenle şu onu kolay kolay görmezsiniz. İkinci yöntem de bununla ilgili. 2, 3, 4 verdi 5 tabanında. Bakın bir başka yolu da şudur. Buradaki birler basamağına hemen 1'i yazdım. Daha sonra 1 ile 5'i çarpıp şuraya 5. Daha sonra 5 ile 5'i çarptım. Hep tabanla çarpıyorum bakın dikkat ettiyseniz. 25. Aslında burada bulduğunuz 5'in karesi demek şuradaki ifade. Şu 5 üzeri 1, 5 üzeri 0. Bu daha kolay, daha hızlı bir işlem yaparsınız. 25 ile 2'yi çarptınız 50. 5 ile 3'ü çarptınız altındaki ile 15. Ve 4 ile 1'i çarptınız 4. Yine aynı sonucu elde edersiniz. Sadece bir adım daha atlıyoruz. Hangisini isterseniz onunla yapabilirsiniz. Onluk tabandan bir ifadeyi başka bir tabana çevirmek için de bölme işlemi yapacağız. Bakın 87 sayısının dörtlük tabandaki ifadesi nedir diyor. 87'yi arkadaşlar 4'e bölüyoruz. 4'e böldüğümüzde kalanları biriktireceğiz. Hemen bakalım 2 defa var. 8, 0, 7 geldi. 1 defa var. 4, 3 geldi. Bu kalanı yuvarlak içine aldım. Ve şuradaki bölüm ta ki 4'e bölünemeyeseye kadar devam edeceğim. 4'e böldüm. 5 defa var 20. 1 kalanı geldi. Ve hala bölünüyor. 5. 4'e böldüm 1 defa var. 4. 1 geldi. Ve en son şuradaki bölümü de yuvarlak içine alıp tersten yazıyoruz. Ve 87 onluk tabandaki ifade dörtlük tabanda 1, 1, 1, 3 halinde yazılabiliyormuş. Beşlik tabandan yedilik tabana geçmekte ise ilk önce 5'i 10'a çevireceğiz. Daha sonra 10'dan 7'ye uğrayacağız. Yani direkt 5'ten 7'ye giden bir yol yoktur. Bu nedenle 134 beşlik tabandaymış. Hemen onluk tabana çevirelim. 1 yazdım. 5 ile çarptım. 1'i 5 geldi. 5 ile 5 çarptım. 25 geldi. Altındakilerle çarpıyorum şimdi. 25 çarpı 1'den 25. 5 ile 3'ü çarptım. 15 geldi. Artı 4'müş. Yani topladığımızda bunları 44 diyor. 44'ü 7'lik tabandaki cevabı nedir diyor. Onluk tabandan 7'lik tabana çevirmek için bölme işlemi yapacaktım. 7'ye böldüm arkadaşlar. 6 defa 42. 2 kalanı geldi. 6 da bölünmüyor. Ve tersten yazıyorum. Yani 134 dediğimiz 5'lik tabandaki ifade 62'ye eşitmiş 7'lik tabanda. Bir sonraki örneğimizde ise 2, 3, A tabanında, A'ya 1 de 5 tabanında. Bu toplamın onluk tabandaki değeri kaçtır diyor. Hepsini onluk tabana çevireceğiz ama A'yı bilmiyoruz. Bizim taban aritmetiğindeki ilk kuralımız A'mız bu içindekilerden daha büyük olacaktı. Yani A'mız 3'ten büyük. İkincisi buradaki içerideki bundan küçük olacak. Yani 5'imiz mutlaka A'dan büyük olacakmış. A'mız bu durumda 5'ten küçük,
3'ten büyük hale geldi. A'mız bir tam sayıydı. Bu durumda A'mız mutlaka ve mutlaka 4 olmak zorundaymış. Bu durumda 4'ü yerine yazalım. 2, 3, 4 artı 4, 1, 5 geldi. Hemen onluk tabana çevirelim. 1, 4, bu tabana göre yazdık. 1 ve 5, onu da bu tabana göre yazdık. Hemen altındakilerle çarpalım. 4 ile 2'yi çarptım, 8. 3 ile 1'i çarptım, 3 geldi. Bunları topladım, artı. 5 ile 4'ü çarptım, 20. 1 ile 1'i çarptım, 1 geldi. Şimdi toplama işlemimizi yapalım. 11, 31, 32 benim onluk tabandaki cevabımmış. Bir sonraki sorumda ise arkadaşlar, bu sefer bize virgüllü bir ifade verilmiş. Bunun onluk tabandaki değerini istiyor. Öncelikle birler basamağına biz 4 üzeri 0 ya da 1 yazıyorduk hatırlarsanız ve 4 üzeri 1 diye devam ediyordum. Virgülden önceki kısmı ise üstüne eksi üsler alacağız. Yani negatif üsler 4 üzeri eksi 1, 4 üzeri eksi 2. Üslü sayılarda da göreceğiz. A'mız sıfırdan farklı olmak üzere A üzeri eksi n dediğimiz ifade 1 bölü A üzeri n tarzında yazabileceğiz. Bunun için üslü sayıları bir kontrol etmeniz gerekiyor. Hemen bunları tek tek bir yazalım. 1 çarpı 4 üzeri 1 artı 3 çarpı 4 üzeri 0 artı 1 çarpı 4 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 4 üzeri eksi 2 geldi. Şimdi birazcık daha düzenleyelim. Burası hemen 4 olarak karşımıza geliyor. İkincisi 4 üzeri 0'ımız 1 demekti. 3 olarak geldi karşımıza. 1 bölü 4 demek 1 ile çarptığımda 1 bölü 4 geldi. Diğeri de 1 bölü 4'ün karesi yani 16 demek. 2 çarpı 1 bölü 16 geldi. Hemen sadeleştirdiğimizde bunları 8 kalıyor. Ve bütün paydaları 8 ile genişletelim. Şurası 7 demek. Hemen paydasını 8 ile genişletirsem. Hepsinin paydası 8 geldi. Ve 7 kere 8 var burada. 2 çarpı 1 var. Ve buradan da sadece 1 geliyor. Son kısmını yaparsak 7 kere 8 56. 2 artı 1 bölü 8. 59 bölü 8 onluk tabana çevrilmiş halidir.